Arkadaşlar size daha önce Güney Amerika'da masaların, sandalyelerin, hatta tuvaletteki peçeteliklerin ve sabunlukların bile kilitlendiğini göstermiştim. Ama ilk defa evlerin sayaçlarının kilitlendiğini ve demir parmaklar ardına alındığını gördüm. Burada da aynı. Acá estamos con la gente de Turquía, China, Polonia y Francia. Y Argentina. Todos trabajando y Argentina. Todos trabajando. Todos trabajando. Mucho menos trabajo. Él se la rasca, se la rasca. Vos me rasca. Vos me rasca. Se rasca. No entendí. Se rasca. No, más que Furkan. Arkadaşlar şu çocukların kıyafetine bakar mısınız? Büyük ihtimal okul kıyafeti. You try this fruit? What is this? Fruit. Really? Quiero comer solo un. Unito? Sí. Dos. Da. What's the name? Shama? Pakai. Pakai se llama. Pakai. Pakai. İsmi Pakai'ymış. Şöyle bir şey arkadaşlar gördüğünüz üzere. Meyve dedi ama. I will eat like this. No. Ah, tira. Oh. She ate everything. Yeah. En serio? Anne, şu tatlılığına bakar mısın? Annesinin kucağına. Ablamın kıyafeti gene çok tatlı. Bakar mısınız egzozuna? Baksana Avrupalı nasıl parça parça kopararak yiyor. Ben size çiğ köfte gibi dürüm yaptım. Ben bunu dürüm yapınca bir anda dedi ki yufka. Again. Yufka. Lahmacun. Nerede? Aaa! Dale, vamos a comer. ¿Quieres que tú, hola? Hola, chicas. ¿Quieres pipocas? Vamos. Hola, acá. Hola. Hola. Gracias. Por favor, ¿por qué? ¿Snacks? Buenas noches. Biz gene Han kardeşimin Nintendo'sunu oynamaya başladık. Mario oynuyoruz. Hola, gente de YouTube. Merhaba. Tünaydın, tünaydın. Bol rüzgarlı ve aynı zamanda bol sokak kepekli soğuk bir Potosi öğlenden herkese selamlar. Arkadaşlar ben gene bugün hemşireondayım. Çünkü biliyorsunuz 3 gündür Polonyalı Chris'le beraberiz. Ama kendisi maalesef ki midesini üşütmüş. O yüzden ben de şimdi markete geldim. Onun ishali için bir şeyler almak istiyorum. Ben ne zaman midem bozsam annem hep gider Coca-Cola, leblebi ve muz alırdı. Ama kendisi maalesef ki Coca-Cola sevmiyor. Leblebi de bulamayız. O yüzden muz alacağım. Ama kendisinin canı Haribo çekmiş. Ben de o yüzden ilk Haribo alacağım ona, jelibon tarzı. Daha önce de gösterdiydim. Bolivya'da, daha doğrusu Potosi'de 3 günlük tecrübelerime dayanarak, eğer ki büfeler İşporta değilse çoğunlukla evlerinin böyle bir odasını markete çevirmiş durumdalar. Böyle camdan bir kapı yapıyorlar. Çoğunlukla kapı kapalı oluyor. Genellikle alışverişi bu pencereden yapıyorsun. Kimse yoksa da burada zile basıyorsun. Hola. Hola. ¿Cómo estás, señorita? Dígame. ¿Cómo explicado más? Yo quiero comprar jelibon. Necesito mira. Porque me español poquito. Abi ben bu Haribo'yu nasıl anlatacağım ki buna? Haribo bunun markası da. Şunu göstersem. Abla nereye gitti ya? Aa, frutti, frutti kuruk. Si. Este, este. Ay. Amarillo otro. Otro, otro. Eso. Un boliviano. Un boliviano, primera mira, por favor.
¿Tienes otro? Yo necesito... No, jelly bone. ¿Cuánto sale? Un boliviano. Bu yanlış ama dur bakayım yine de. Alayım bunu. No 40. No. No tane. Ama ya buranın sıkıntısı gördüğünüz üzere bizi bakkala almıyorlar ki. Ki özellikle de dedim yani ha. Seçmeye bakmaya ihtiyacım var diye. Ama maalesef ki gördüğünüz üzere içeriye davet etmedi. Ben de böyle bir şey aldım ama maalesef ki bu yumuşak değil. Aksine kıtır kıtır. Ben de bakayım öteki marketlere falan gideceğim. Baksana. Gene bir tane sokak köpek lan. Aşmento. Hola, ¿cómo estás? Quiero comprar frijolitos confitados. Suave. ¿Cigarrillo? Cariño. No, de comer, de eso. Para comer quiere, para comer. Sí, sí. Frijolitos. Hola, hola. ¿Cuál es? Jelly bon, frijolitos confitados. Ah, frijolitos confitados, dice. Ahora, no, por qué. Ejemplo. Sí. Yo tengo más, ¿quieres no, suave? No, suave. Otro, ¿no tiene? El mercado te compra paquetes, la bolita de cabello. Tabla, gracias. Más abajo. Ah. Ben jelibonu Transiyete yazıp İspanyolcasını okudum. Kadın bana sigara verdi. Ne alakaysa. Ya ben... Belki burada vardır. Şuraya. Hola. Aha, aha işte buldum. Aha da buldum. Hiç sormama gerek kalmadı. Vallahi da buldum. Tamam. Al sana buldum abi. Çok iyi. Vallahi. Kuant sale? Seis. Seis. Nombre? Trululu. Trululu. Ha Trululu. Ta. Trululu. Tentavos. Ta. Gracias. Tamamdır. Jelibonu aldık. Şimdi ise muz almam lazım. Leblebi sanmıyorum burada olsun. Ama bakalım. Gördüğünüz üzere artık iyice gün başladı. Bakın tablada da böyle dayım. Aha. Cuánto sale? 5. Aha vallahi nohut demek ta. Burada da muz sanırım bu. Yer fıstığı böyle de nohut. Gracias. Arkadaşlar gördünüz dedim ki leblebi nasıl bulabilirim diye karşıma nohut çıktı ki leblebde nohut yani ama bu bizimkinden oldukça küçük ve içi niye kırmızı kavrulmuş mu acaba ondan olabilir. Şimdi son görevimiz kaldı muz. Aşağıda marketler vardır. Oradan bulabilirim. Arkadaşlar bulunduğum Potosi şehrinde yürümek gerçekten çok zor. Çünkü gördüğünüz üzere yollar çok dar ve kaldırımlar da çok küçük. Aynı zamanda insanlar kaldırımlarda habire bir şeyler satıyorlar. Ve zaten şehir de nüfusuna göre oldukça küçük. O yüzden gerçekten tehlikeli yani ki biliyorsunuz. 2 gün önce benim ayağım araba ezdi. Bakın burada ikinci el kıyafet satıyor ablam. O ne lan? Çok iyiymiş ama kafasındaki. Hermano, tienes otro más chiquito, porque muy grande para mi mochilero. Yo mochilero quiere comprar más muy grande. Tienes otro chiquito? No, solo vendasitos. Ah, no vendasi. Eğer ki gerçekten küçük satsaydı ben ondan alırdım yani. Çok tatlı bir şey. Hola. ¿Quieres comprar? ¿Cuánto sale? Dos bolivianos. Sí. Ta. ¿Nombre? Tarui se llama, Tarui. Tarui. Ta. Tres nomás,
Prenses Sayurte. Arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bir şey aldım. Fasulye olduğunu düşündüm. Bazı görseller fasulye ama bazılar değil. Soğuk bu arada. Tadı da yok. Ne şekerli ne tuzlu, bildiğin fasulyeyi haşlamış. Çiğnedikçe de hiç güzel tat vermiyor. Çiğ. Bildiğin çiğ. Allah Allah. Güzel ama. Değişik. Şimdi dediğim gibi muzcu bulmam lazım. Aha. Şuralar pazar sanırım. Evet. Buradan muz alabilirim. Bakın papayalar oldukça büyük ve çürümüş. Öyle kamerası. Tu vende bana. 6 bananas de sale 4 bolivianos. ¿Qué es eso? Mermelada de membrillo. ¿Dulce? I think so, I find. The first, I bought this, but this, no. This one? Yeah, these are perfect. Yeah. And this. And banana. And I bought this, you know, I couldn't explain you. It's good for stomach. But this normally, you have to drink Coca-Cola, but you don't like. Remember how much I owe you. No, it's, everything's free. Have discount. No. Okay, you need something. No, I got everything. Arkadaşlar, ben az önce aldığım bu yiyeceği fasulyeye benzettim ama bu fasulye değil bence. Çünkü fasulye böbreğe benziyor ve filizlenme yerleri ise ortada oluyor. Bunların ise filizlenme yerleri gördüğünüz üzere köşede. Renk anlamında da daha sarı. İspanyolca adını şu an hatırlamıyorum ama bizim Türkiye'de olmadığına eminim. En azından benim görmediğime eminim. Hala bir gideri yok. Ama yine de farklı bir şey denemiş olduk. Bari şu çocuklar benim de onlar yesin. Por favor. Dur. Dale. Arkadaşlar ben az önce Western Union'dan sorunsuz bir şekilde paramı teslim aldım ve bugün tarih 14 Haziran. Ben kendime sabah vakitlerinde 6050 Türk Lirası yolladım ve karşılığında 1707 Bolivianos aldım. Google'a baktığımda 1 TL 0,29 Bolivianos, Western kuru ise 0,28. Yani neredeyse kafa kafaya. Ben size paralarını tanıtmak istiyorum ama şu an sokaktayım. O yüzden hostelde gösteririm size. Ben şu an Potosi'nin merkezine geldim. Bakın burada da adam tablada böyle poğaçalar falan satıyor. Bu ince uzun cadde Potosi'nin merkezine doğru gidiyor. Yaklaşık 700-800 metre uzunluğunda bir cadde. Solda, sağda böyle mağazalar ve kafeler var. İnsanlar da bazen işportada bir şeyler satıyorlar. Evlerde gördüğünüz üzere iki katlı ve oldukça eski. Bakın maske tezgahları tekrar kurulmaya başlamış. Dün bunlar yoktu. Aynı zamanda böyle değişik cipsler falan var. Bunları bir gün alıp hepsini denemek istiyorum. Çikolatayı bile böyle açıkta satıyorlar. Bakar mısınız? Tavuk şiş gibi. Çok iyi. Aynı zamanda telefon hatlarını böyle işportadan bile alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bir banka kuyruğu. Burada Western var mı? Bakın bu bankada da Western işareti var. Tahmin ediyorum tüm bankalarda Western'i halledebiliyorsunuz. Size Bolivya bayrağını göstermek ve tanıtmak istiyorum ama ülkede hiçbir yerde Bolivya bayrağı yok. Bankalarda bile asılmamış durumda. İlginç bir şekilde. Aynı zamanda neden böyle tüm bankalarda çok fazla sıra var bilmiyorum. Bakın gördüğünüz üzere herkes maskeli. Ne oldu bir anda
şehre vallahi anlamadım yani. Burada da tezgahta ablam donut ve şöyle bir şey satıyor. Dulce leçeli büyük ihtimal. Burası da arkadaşlar Potosi'nin merkezi. Ki zaten Potosi'de çok gezecek bir yer yok şehir merkezinde. Birkaç kilise var. İsterseniz maden turlar var arkadaşlar. Bu karşıda size daha önce gösterdiğim Cerro de Potosi, yani Potosi tepesi olan yer çok fazla maden barındırıyor. Gümüş olsun, altın olsun, birçok şey. Ve insanlar oraya tur satın alabiliyor. Orada hala madenciler çalışıyor. Ama açıkçası beni çok heyecanlandıran bir şey olmadığı için o tura katılmadım. Aklınızda bulunsun, sabah ve öğlen olmak üzere iki tane tur düzenliyorlar günlük. Ve 120 Bolivianos şu anki kurla yaklaşık 18 dolara falan tekabül ediyor. Gidip orada madencileri ziyaret edip nasıl çıkarttıklarını falan görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi benim çok dikkatimi çekmedi. Burası arkadaşlar böyle bir meydan. Şurada da bir katedral var. Aynı zamanda parkın kenarlarına böyle. Ne olduğunu anlamadım ama bizi dört tarafımızı çevirmişler böyle. Baksana ya, kadınlar villada falan satıyor. Aha. Hadi lan hadi, cami oğlum, namaz vakti. İmam çağırıyor. Burada böyle gördüğünüz üzere yine bir kazık dikmişler. Biliyorsunuz Arjantin'in en ünlü meydanında da 67 metrelik vardı. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Gene büyük ihtimal bağımsızlıkla alakalı falan bir şey olabilir. Bolivya arkadaşlar bağımsızlığı için çok uğraşan bir ülke ve gerçekten şunu tüm kalbimle söyleyebilirim ki ben daha önce hayatımda hiç Bolivyalılar kadar kendi içinde ve başka ülkelerle savaşan bir ülke görmedim. Başkentlere gittiğimde veya bayraklarını falan gördüğümde size bu hikayeyi anlatmak istiyorum ama gördüğünüz üzere abi hiçbir yerde ülkenin bayrağı yok. Buradaki katedralde gerçekten çok büyükmüş ama neden şehirdeki tüm kiliseler kapalı bilmiyorum. Hiçbir şekilde içine giremiyoruz. Şu ana kadarki gördüğüm 3-4 katedral için söylüyorum. Burada da aynı zamanda böyle bir park var. Ortada da aynı özgürlük heykelini andıran bir heykel var. Neden aynısını yapmışlar bilmiyorum. Burası 10 Kasım parkıymış. Gördüğünüz üzere insanlar rengarenk. Açıkçası çok bir şey yok merkezde. Sadece binaların tasarımları gerçekten çok ilginç ve güzel olmaya başladı. Koyu gri ile beyazın uyumu çok güzel olmuş. Fark ettiğin üzere Potosi'de çok yüksek katlı binalar yok ki en yüksek katlılar şu an bulunduğum yerde. Hatta en yüksek bina şu katedralin minaresi diyebilirim. Minare değildir ya, biz camide minare diyoruz da kilisenin şu uvuzlarına, o kelime uvuz da değil, sütun desem sütun da değil. Allah Allah, gene Türkçe bitti. Bilmiyorum yani, en uzun o yüzden. Bakın burada da bir polis aracı var. Neden kırmızı renkte bilmiyorum. Sanırım trafik mi diyeceğim, yok. Burada da böyle meyve suyu satıyorlar. Greyfurt sanıyorsam bakın. Ablalarımın kıyafetleri falan çok güzel ya. Yo bakın şurada polis aracı var. Normal renkteymiş. Çok soğuk ya gerçekten, bakar mısınız, Allah yardımcılar olsun, bu soğukta bu halde satmak zorundalar yani. Ki az önce aldım, düşün, poşeti 2 Bolivianos, günde 50 tane satsa ki satmıyordur yani, yazık günah. Allah yardımcılar olsun yani.
Burada da aynı şekilde ablam satıyor bundan. Aynı zamanda çok fazla tur ajantası var arkadaşlar. Bakın dediğim maden turu, böyle gidip maden işçilerini ziyaret edebiliyorsunuz. Bazı yapılar gerçekten çok güzel. Bunlar hepsi İspanyol mimarisi. O zamanlardan kalmış ve korunmuş. Bakar mısınız arkadaşlar? Daha önce de gösterdiğim dolmuşların egzozlarını çok uzatmışlar. Bir soba borusu gibi. Neden bunu yapmışlar? Bilmiyorum yani. Neyi hedeflediklerini anlayamadım. Gördüğünüz üzere her yerde iş porta var arkadaşlar. Her köşe başında insanlar hayatlarını kazanmak için bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Bu mimari de oldukça güzelmiş ve bulunduğum Potosi'de her yerde böyle elektrik kabloları var. Ve gördüğünüz üzere tüm sokakları çok dar. Ve şu ana kadar Allah var, 3 günlük Potosi maceramda herhangi bir güvenlik problemlerle karşılaşmadım. Evsiz de yok diyebilirim çünkü dışarıda yatamazlar yani. Hava -10 derece oluyor akşamları. Yatmaya çalışan da maalesef ki hayatını kaybedebilir. Bu da bir okul kıyafeti sanırım. Öğrenciler burada kravat takıyorlar. Nissan'ın Terrano modeliymiş bu da. Şehirdeki dolmuşlar çok eski ve ilginçtir ki önünde marka model de yazmıyor. Evet, arkasında da yazmıyor ve anlamadım yani. Ben niye bu aralar böyle arabalara merak salmışım gibi davranıyorum bilmiyorum ama gerçekten çok farklı arabalar var yani. Ben bir öğle yemeği yemek istiyorum. Ama açıkçası daha önce yemediğim bir yemeği deneyimlemek istiyorum. Şehirdeki dolmuşlar çok eski ve açıkçası markalarını hala anlayamadım. Çünkü önüne ve arkasına yazmıyor ama bana bu dolmuş sanki normalden uzunmuş gibi geldi. Bilmiyorum. Ben gene iyice merkezdeyim. Burada da ablam peynir satıyor. Yerde çiçek ve otlar satıyor. Bakın burada da aynı. Çeşitli kurabiyeler filan. Hola, ¿cómo estás? ¿Perdón, la grabación? ¿A qué país es la grabación? Turquía. ¿Turquía? Sí. Qué lindo. Gracias. Venir a Bolivia. Gracias, muchas gracias. Nada. Hasta luego. İnsanlar bu soğuğa ve bu fakirliğe rağmen yine de keyifli. Evet diyemem, çok güler yüzler Brezilyalılar veya Arjantinliler kadar ama yine de keyifli insanlar. Yani şu an bu soğukta, bu rüzgarda bir şey satmaya çalışıyorlar ve gerçekten çok ucuza satıyorlar. Ve maalesef ki her gün günde 15 saat çalışsalar bile bir şeye sahip olmak çok zor bu ülkede onlar için. Allah yardımcılar olsun. Olabildiğince yiyeceklerimi sokaktaki ablalardan almaya çalışıyorum ama onlar da kısıtlı şeyler satıyorlar. Çoğunlukla hamur işi falan satıyorlar. Ben artık bir öğle yemeği yemek istiyorum. Şurada bir pasaj gördüydüm. Bir de kızarmış tavuk kokuyor ya. Allah Allah. Ben yanılmam pek kokularında, biliyorsunuz mazot ve kızarmış tavuk kokusunu çekerim yani hemen. Ama nereden geldiğini, o kokunun açıkçası anlayamadım yani. Ha bak bak bak, buradan geliyormuş abi. Bu burun kocaman, boşa değil abi. Emcikliyor tavuk ve mazot kokusunu. Benim dediğim pasaj burası. Hola. Hola. Ama sanırım burası bir yemek yeri değil. Böyle şu anlık temizlik ürünleri satılıyor sadece. Çok farklı bir şey yok gibi duruyor. Hola. Bakın burada bir sürü
sepet falan varmış böyle. Bu benim geçen Furkan'la geldiğim pasaj sanırım. Aha, evet bakın. Burada da böyle terziler var benim. Terzide işim var. Güzel oldu bu. İyi. Ben burada yemek yerken çantamı da terziye verebilirim ki burada. Hola señorita, ¿cómo estás? Bien. Me español muy poquito más. ¿Tienes problema acá? Acá. ¿Posible? Sí. ¿Ahora? Sí. Ta. Más. Pero quiero 40. Ya. Ta. ¿Cuánto sale? 10. Dale. ¿Tu trabajo acá? Yo compro comer. ¿Ta? ¿Cuánto minuto listo? 20 minutos. 20 minutos. Ta. Ta. Muchas gracias. Listo. ¿Lo saco? Tú sabes si mejor si. Sí. Ben böyle eşyalar poşete koydum. Abla çantayı dikerken ben de öğle yemeği yemek istiyorum. Böyle bir yer. Geçen geldiğimizde burası değil. Gene insanlar bir şeyler satıyor ve herkes ortak yiyor. Bakalım ne yemekler varmış. Hep beraber görelim ve bir şeyler seçelim. Hola. Hola, señorita, ¿cómo estás? Quiero comprar comer más. Sí, comida. Son dos palabras cada vez. ¿Acá no? Esto es cafetería. Ah, cafetería, perdón. Gracias. Ta, gracias. Burası kafeteryaymış. Yemek yerine öteki taraf dedi. Çok ilginç ve güzel bir yer ya. Vallahi ben çok sevdim burayı. Ha, bura benim geçen geldiğim yer. Hola señorita, ¿cómo estás? Size burayı daha önce gösterdiydim. Şu an akşam saat 5'e doğru geldiği için neredeyse her yer kapanmış. Aka? No, aka. Aka. Da abla. Da abla ora diyorsa. Da. Pardon? No tengo nada. No tengo nada? Ah, ela aka comati. Gracias. Abla. No tengo nada. ¿Qué va a pagar? Ah, otro. Da. Tamam. Abla almazsa ben dövecek gibi. Hola, señorita. Quiero comprar comida. Milanesa y albóndiga, nada más. Quiero albóndiga. ¿Carne? Carne. ¿Vaca? Vaca. ¿Eh? ¿Cuánto sale? 10. ¿No tienes otra opción? Chancho. ¿Qué? Chancho. Yo no cerdo. Sé. Cerdo. Cerdo. No. Mondongo, eso no lo sé. Muchas gracias, señorita. Yok. Beğenemedik bir şey.